Selamlar sevgili dostlar. Hepiniz Hakan Selmi kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber International Basketball Manager 23'te Anadolu Efes kariyerimize kaldığımız yerden tam gaz, tüm hızıyla, jet hızıyla ne derseniz devam ediyoruz. Hatırlayacağınız üzere yani mağlup değiliz. Daha önceden mağlubiyetlerimiz var ama yaklaşık 2-3 ay gibi bir süre zarfında hiçbir mağlubiyet almadık. Yani uzun süren bir galibiyet serimiz var. Devam etsin istiyoruz. Devam etmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Bakalım bizi bu bölümde ve sizleri bu bölümde neler bekliyor? Hep beraber göreceğiz. Şimdi dostlar, aslında bir Clyburn'e bir alternatif oyuncu. Bu arada unuttum. Unuttum. Seriyi beğeniyorsanız like atmayı, abone değilseniz abone olmayı, videolardan anında haberdar olmak için de bildirim çanını açmayı lütfen unutmayın. Şimdi tekrar geldik bizim mevzumuza. Transfer listesi. Jordan Bell'i almışız. Portföy. Portföy'de arkadaşlar şöyle bir bakıyorum. Onur Alpbitim, Berke zaten bende. Yani şimdi Berke'yi bir çıkartalım abi buradan. Tamam mı? Ya Kalinic'in bonservisi bir tık fazla da. Vezenkov. Yani benim buradan alabileceğim bir tek Yabusel var. Hani bonservis miktarlarına bakarak söylüyorum. Jordan Bell zaten bizde. Portföyünü unutabiliriz. Texan 82, 82. Tornike Şengelya. Şengelya bu arada bayağı ama Melli. Melli efsane de abi, bonservis ne ya? Gerçekten bak. Çok yüksek. Vezenkov. Vezenkov da alınabilir ya. Vezenkov'un da transfer edebileceğimizi düşünüyorum. Sol forvette Shields var. Sol forvet Michael Beasley, Michael Kidd-Gilchrist, Gallen Robinson. Glenn Robinson. Savunması iyi bir abimizmiş. Hücumu da fena değil aslında ama. Dengeli bir oyun tarzı benimsemişler. Kimle oynuyoruz? Partizan'la. Zor maç. Hemen şuradan bir Euroleague kadrosuna geçelim. Mehmet Enbay abim burada.
Evet, Partizan maçına bir gidelim aga. Kevin Panther sevdiğim bir topçu ya, iyi oyuncudur. Maçı 2-1. Oo, bu arada Partizan ciddi önde. Topu Larkin Reis'in ellerine verelim. Güzel. İkinci çeyrekte öne geçtik. Misic. Misic. Vasilya Misic. İkinci çeyreği 17'ye 4 bitirmişiz. Güzel. Larkin, Elia Bryant, Emete Mai ve maçı 20 sayı farklı 69-49 kazanıyoruz. Sadece ilk çeyreği geride geçirdik. Güzeldi. Simülasyon hızını bir tık daha düşürebiliriz belki. Burada yakın takipçimiz kim bizim? Barcelona, Fenerbahçe, Beko'yu yenmiş. Olympiakos. Pire ekibi. Euroleague maçı da üst üste iki maç Euroleague'de bu hafta. Rapor. Glenn Robinson'a. Nate Darling. Maaş 2359. Amerikalı bir abiyi daha mı araştırmıştık biz ya? Ha ya, Yael Okafor 2886 istiyor. Michael Kidd Gilchrist. Abi zaten bizim maaş bütçemiz yıllık 3 milyon euro boşluk var. Yani şöyle yapabiliyoruz en fazla, değil mi? Aynen. Evet, maça gidelim bakalım. Zaten periyodu atla yapıyoruz. Şurayı normal yapabiliriz. Penetre Larkin ellerinde dur. Dur. Nerede bizim ekibe oynat. Shane Larkin abi. Bunlar burada ne yapıyor? Oy, o neydi? On 18 saniyemiz var. Topu kimin ellerine veririz? Misic'in ellerine veririz.
Oy. Güzel. 96-63 gibi farklı bir skorla mağlup ettik. Jordan Bell 26 sayı, 3 rebound, 1 top çalma, 2 blok, 24 verimlilik puan ile maçın adeta yıldızı olmuş. Clyburn'un 10 sayısı, 5 reboundu var. Boba 5 sayı, Misic 4 sayı, Emmet Embiid 12 sayı, Plyce 11, Dunstan 12 sayı, gayet güzel. Pot altını oldukça efektif kullanıyoruz. Yani bu bizim için çok önemli. 4 ve 5 numara efektif kullandığınızda bu oyunda bileğinizi bükebilecek bir takım yok. Yani bu IBM 22'de de aynıydı, 23'te de aynı. Ah be, Jordan Bell sakatlanmış. 3 güne düşürdük. Tamam. Yapacak başka bir şey yok. Belki iyileşti. Michael Kitty. Şimdi Türkiye Ligi kadromuzu yükleyelim. Jordan Bell sakat. Jordan'ın yerine ben burada... Dunstan... Dunstan oynasın ya. Aa, Mbay'ımız var ya. Dunstan niye oynuyor? Emmet Mbay oynar. Tamam. Berke de iyileşti zaten. Evet, Bursa Nilüfer'deyiz. Tyler Ennis dikkat edilmesi gereken bir oyuncu. Benim şahsi kanaatim. Süleyman Brimoh da öyleymiş. Güzel. O, Tofaş bizi yakalamış. Bir üst sayımız işten. Gelir mi? Ah be Misic. Parka açtık. Top Larkin'in ellerinde olsun. Shane Larkin. Shane Larkin. ...92-60 maçı kazanmayı bildik. Tibor Plyce 18 sayı, 6 rebound, 1 asist, 4 blokla ve 25 verimlilik puanıyla maçın yıldızı oldu. Gayet güzel. Misic 9 sayı. Sadık 12. Buran 6 sayı atmış. Clyburn 4. Boba 4. Şimdi bakalım sırada hangi maçımız var.
Güzel bir göre Skullnuts maçımız var. Güzel, Zalgiris maçına doğru bir gidelim bakalım. Şimdi Jordan Bell'deyiz, iyileşmiş. Euroleague yükle. Tamam, oraya Metamba'yı al. Şöyleyken bir Euroleague üstüne kaydet. Tamamdır. Rebound'da Will Clyburn önündeymiş. Nice. Ömer İlyasoğlu. Teklifi kabul etti ya, güle güle. Nice. Şimdi daha çok iş tarzı tamam. Zalgiris maçına bir gidelim bakalım. Diğer koçlardan mesajlar geliyordu 22'de. Bu seride öyle bir şey yok sanırsam. Hiç karşılaşmadım. Bakalım, normal akan oyunda da saçma mücüz mü ediyoruz ya? O şekilde yok. Jordan Bell. Vova. Misic, Zizic. Ante Zizic. O rakip hızlı oynuyor. Hücum reboundu verdik. Ace. Clyburn. Will Clyburn. Misic. Boba. Clyburn. Verbele. Jordan Bell. Zizic. Aziz serbest atışı. Ante Zizic. Helal. Top sende Larkin Reis. Elia Bryant. İlk serbest atışı. Shane Larkin. Amanını minnoş minnoş, dikkat. Üç sayımı gönderecek. Ah be. Kaçırdı. Misliç'ten bir üç sayı gelsin. Vasilya Misic. ...90-50 40 sayı farklı Zalgiris Kaunas'ı resmen ezdik. Clyburn 14 sayı 5 rebound. Jordan Bell 17 sayı 3 rebound. Zizic 11 sayı 4 rebound 4 asist.
Kluivert'ın 3 top çalması, bir de bloğu var. Misic'de 7 sayı 7 asist. Shane Larkin 4 sayı 2 rebound 10 asist. İnanılmaz bir istatistik. Belki 11 sayı. Mbay 10 sayı. Dunstan 8 sayı. Şimdi sırada Gaziantep maçımız var. Gaziantep maçı da zor. Pazarlık ekranı ne istiyor? 4. Abi sana 3.5 verebilirim. Referans olsun, dert değil. Teklifi gönder. 3.900. 3.600 teklifi gönder. ...3.700 son teklif. ...7.100 teklifi gönder. Bravo, maalesef ya. Çok para istiyorsun ya. Ya bizim NBA'den topçu alma olayımız hikaye. Gaziantep basketbol daha çok üst sayı çizgisinin gerisinden hücum eden bir takım olarak gözüküyor. Biz de ona göre önlemimizi alacağız tabii. Evet, devam et hemen abi. Larkin, sendeyiz kral. Burhan. Sadık Emir Kabaca, Shane Larkin. Serbestsiz. O 3'te 2 attı, güzel. Farkı bir tık açmaya başladık sanki. Larkin. Ne oldu? Helal be Şenaki. Nice. 25 sayı farkla maçı kazandık. Sadık Emir Kabaca 20 sayı, 3 rebound, 1 asist, 24 verimlilik puanı. Larkin 12 sayı, 2 rebound, 9 asist. Şimdi dostlar, benim artık tek beklediğim yer Nisan'da gelecek. Daha doğrusu Nisan'dan sonra gelecek playofflar. Yani playofflar bir tık merakımı cezbediyor işin açıkçası.
Monaco basket ha. Şimdi Mike James çok tehlikeli topçu abi. Çok çok dikkat etmek lazım. İlk çeyrek gerideyiz. Güzel. Adamlar da serbest atış kullanıyor şu anda. Larkin 3 sayı sendeyiz. Hadi bakayım oğlum. Ah be Larkin. Oo, ikinci yarıyı da geride kapattık. Enteresan bir şekilde gerideyiz. Öne geçtik. Oy, 8 sayı farkla kazandık. Yani Monaco bugüne kadar en çok zorlayan takım oldu herhalde benim. Bak çift tane de sayı atan oyuncum yok, öyle düşün. En çok sayı atanlar da mesela Elia Bryant'la Berke. Berke müthiş katkı vermiş. Bench'ten geldi 9 sayı, 4 rebound, 2 asist, 1 top çalma, 1 blok. 15 verimlilik puanı gerçekten. Tam savunmaların konuştuğu bir maç olmuş savunmacıların. Sadıkçım bir sakin ol çiçeğim. Ya ne zaman yenildik ya? Bir saçmalama bro. Şimdi Petkim maçımız var. Güzel, Türkiye kadrosuna geçtik. Ala Petkim'de genelde 3 sayı çizgisinin dışından oynayan bir ekmiş. Scout'un bana verdiği bilgiye göre. Evet, Ala'dayız. Ala'ya konuk oluyoruz. Topu Berke'nin ellerine verdim. Larkin. Bir tık hızlı mı yapsak acaba? Larkin. Clyburn. Ah be Clyburn. Lan önünü boş o adam. -42. Larkin güzel. Güzel. Anadolu Efes 95, Ala Petkim 57. Abi müthiş bir farkla mağlup ettik Ala'yı. Güzel skor aldık.
Karşıda Kenny Curry 21 sayıyla oynamış. 14 üst sayı denemişler. %28 isabetle 4'ünü sadece sokabilmişler. Jordan Bell 24 sayı, 5 rebound, 22 verimlilik puanı. Misic 9 sayı, 1 rebound, 6 asist, 15 verimlilik puanı. Clyburn 6 sayı, 4 rebound, 2 asist. Larkin 15 sayı, 1 rebound, 5 asist. Tibor Pleiss 19 sayı, 3 rebound, 1 asist, 24 verimlilik puanı. Gayet güzel. Şimdi tekrar Euroleague maçımız var. Clyburn yapma be. 3 gün tedavi olacak. 3 günse Monaco maçını, Kızıl Yıldız maçını etiyor galiba Monaco diyorum. Ne olmuş? Yönetim oyuncuyla yaptığım tutumu onaylamıyor. Memnun değil. Bu zamanlarda aynı mevkiyi paylaştım ve takım arkadaşlarım bana davranışlar garipleşti. Sana haber vermek istedim. Benimle ilgili bir sorunlar oldu. Çok belli oluyor. Sanırım artık bu şekilde devam etmek istemiyorum. O yüzden takımdan ayrılmam için bana bir yol bul. Şimdi değil ya. Clyburn iyileşmiş. Güzel. Yani Clyburn böyle sayı bağlamında çok bir şey yapmıyor gibi gözükse de gerçekten bizim için önemli bir isim. Kritik bir isim. Bakun'da Campazzo çok sevdiğim bir oyuncudur. Nemanja Nedović de tehlikeli bir oyuncu. Kuzmiç öyle. Larkin'e verdik topu. Shane Larkin güzel. Üst sayı Vasilya Misic'ten. Vasilya Misic. Vasilya Misic'in 3 sayılık isabetiyle farkı açtık. Şimdi Shane Larkin'in ellerinde top. Haydi Shane. Shane Larkin smaçla bitirdi. Evet, Kızıl Yıldız'da 87-59 mağlup ettik. Galibiyet serimiz devam ediyor. Jordan Bell 22 sayı, 2 rebound, 3 asist, 2 blok, 29 verimlilik puanıyla oynamış. Gayet güzel bir istatistik. Maçı kazanmamıza yardımcı oldu.
Evet, şimdi transfer piyasası bir ay sonra kapanacak. Transfer ihtiyacımız kesinlikle var da. Melli'nin bonservisini çok istiyorlar ya. Teklifi bir gönderelim bakalım Melli tarafına. Oyuncular iyi antrenman yapıyor. Sadık Emir Kabacı 76 olmuş. Güzel. Bu ayın sayı ödülü, bu ayın asist ödülü. Bravo. Egemen Güven. Reddet ya. Boş ver. Eyvah. Yanlış kadroyla girdik maça. O mu büyük çekmece? Abi biz Türkiye Ligi kadrosuyla oynaymışız zaten. Güzel. 21-11 öndeyiz büyük çekmeceye karşı. 40-25 oldu. Bir üst sayı Misic'den olmadı galiba. 63-37, 82-53. Maçı kazandık. Güzel. Jordan Bell 25 sayı, Şuban 2 asist, 1 blokla oynamış. Sadık Emir 8 sayı 10 rebound. Evet şimdi. Barça maçımız var ha. Dakikamız olmuş. Barça maçında yapıp öyle mi çıksak? Şimdi şöyle diyeceğiz. Euroleague yükle. Tamamdır. İlk çeyrek gerideyiz. Barça deplasmanında. Shane Larkin top sende. Ah be olmadı. Yine gerideyiz. Topu Misic'in ellerine bıraksak. Ah be Misic. 51-51. Top Larkin'in ellerinde. Hadi Larkin. Haydi oğlum. Haydi oğlum. Shane Larkin. 77-72. Barcelona'yı deplasmanda mağlup ediyoruz.
Katalanlar karşısında Jordan Bell 22 sayı, 6 rebound, 2 asist, 3 top çalma, 1 blok ve 21 verimlilik puanı ile oynamış. Gayet güzel. Mistich 11 sayı. Onun haricinde Elijah Bryant sadece 2 sayı atabilmiş. Berke 7 sayı, Shane Larkin 7 sayı, 4 asist. Tibor Plyce 9 sayı. Tibor Plyce'dan önemli bir katkı. Evet, şimdi. Sevgili dostlar. Ya takım maçları ne kötüsü gidecek onun işine baksan ya. Hadi bakayım. Aa, Milano 3500'ü kabul etmiş. Bakalım Melli ne diyecek. Hadi bakayım. Evet sevgili dostlar. 42 dakikaya yaklaşmışız. Oyunumuzu şöyle bir kaydedelim. Evet. Bu bölümde de mağlubiyet almadan bölümümüzü bitirmiş olduk. Mart ayına namağlup geçtik. Şimdi Nisan ayındayız. Barça'yı da mağlup ettik. Sırada Konyaspor maçımız var. Hepinize beni izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Yeni videolarda sağlıkla, mutlulukla, huzurla görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Seriyi beğeniyorsanız abone olmayı, like atmayı, abone değilseniz abone olmayı, videolardan anında haberdar olmak için de bildirim çanını açmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Mutlu, dediğim gibi sağlıklı günlerde görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Bay bay.